İKAZ'ın da e-ticareti anlatalım. Profesyonel SEO ayarlamalarıyla Google'da üst sıralara çıkabilirsiniz. Sepetinde ürün unutan ziyaretçilerle iletişim kurup satışlarınızı arttırabilirsiniz. Botlarla iletişim kurmak zorunda olmadan 7/24 çalışan müşteri destek hattına sahip olabilirsiniz. Pazar yerleri entegrasyonunuzu yapabilir, hatta özel kampanya kurguları bile ekleyebilirsiniz ve e-ticarette İKAZ'ını yakalayabilirsiniz. Galatasaray'da Young Boys'la 3-2 mağlup oldu deplasmanda. 2-2'ydi, bitiriyordu ama bir penaltı ve 3-2 mağlup oldu. Çok doyurucu gelmedi Galatasaray taraftarına oyun. Belki alınan sonuçta mağlubiyet tabii sonuçta. İstanbul'da farklı mı olur? Çünkü seninle hatırlıyorum konuştum. Şey olarak çok sıklet olarak farklı Young Boys'tan demiştin ciddi, Galatasaray. Ciddi farklı. Evet. Zorlanır mı burada İstanbul'da? Hocam önce bir ilk maçtan detayım var. Daha iyi Beşiktaş bölümünde de söyledik. Bu sentetik saha işi çimde oynayan ekipler için gerçekten dezavantaj. Bunu kabul edelim. Bu var. Ha şunu diyorlar ya hocam. Ne var? Onlara da sentetik değil, öyle değil o iş. O oynuyor orada. O, hem oynuyor hem de güçlü takım için daha zor bu iş. Tabii. Yani topa sahip olmak isteyen ekip için sentetik sahip daha zordur. Dolayısıyla bu bence de bir mazerettir yani. Bu gerçektir. İki, eşleşmelerde yani tur eşleşmelerinde, yani ligde başka ama yani aslında her zaman geçerlidir ama maçın başı ve finali en kritik anlar. Galatasaray maçın başında gol yedi, devrenin sonunda gol yedi. Yani en olmayacak yerlerde. Maçın başı bir gol, 3. dakika. 45'te 2. gol. 3. gol de öyle hocam. Evet. Yani hiç olmayacak bölümde. Bakın burada bir konsantrasyon, bir iyi başlayamama ve devreyi iyi bitirememe durumu evet. Var. Maçın yani başı, maçın sonu alıyor derken. Evet, konsantrasyon kaybı olan şeylerdi. Evet. Artı bir tane daha şey var. Batshuayi giriyor. İki golü atıyor. Artık bitecek maç. Evet, İvme de buraya doğru dönmüş. İvme tamamen Galatasaray'a dönmüş artık. Biz Galatasaray'dan gol beklerken bir gol daha yeniyor. Yani maçın sonunu da bu şekilde oynuyor. Evet. Tabii ki Abdülkerim'in kırmızı kartı şeyi bunlar. İşte Muslera'nın sakatlığı çok şey var maçta. Birçok şey var. Ha, bu arada Muslera hayatında yemeyeceği bir gol yedi. Yani yapıyor. 2 yılda bir, 3 yılda böyle hataları oluyor. Olmuyor değil. Ama kolay kolay Muslera'nın yapacağı işler değil bunlar. Bir şanssızlık da vardı. Hı hı. Ama ortada bir gerçek var. Galatasaray ezici farkla üstün olduğu bir ekibe kaybetti. Oyuncu kalitesi olarak. O kadar diyorsun yani hocam. Bence öyle hocam. O zaman... Bakın çabukluk dışında silah yok. Rövaşta halleder o zaman Young hocam. Yani hız ve çabukluk dışında silah yok aşağı yukarı. Yani öndeki oyuncuların dördü de yani üçü çok daha belirgin. Hakikaten hızlı, çalım, birebir bu oyuncular, girişken oyuncular. Yıllardır geliyor yani hep bu hızlı oyuncuları bulan bir ekip zaten. Buluyorlar. Zaten, evet. Oyun karakterleri de öyle herhalde. Oyun karakterleri böyle ama Galatasaray teknik fark anlamında, teknik üstünlük anlamında Young Boys'la tartıya koymam ben hiçbir şekilde. Dolayısıyla ikinci maçta ben Beşiktaş bölümünde de benzer şeyi söyledim. Rams Park'ta seyircinin de desteğiyle çıkma yani, şansı görmüyorum. Hayır hocam çok önemli bir maç çünkü yani. Şampiyon Ligi'ne gidecek. Tamam. Mali bir takım getirirler. Prestij ve o sikletle oynamak Şampiyon Ligi'ne ve Galatasaray'ın çok ihtiyacı olan bir maç. Burada da Rams Park'ta da kaldıysa bu maç kesin olur diye düşünüyorum ben. Çok farklı olur diye düşünüyorum. Doğru. Her şey. Oradakinden. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Batshuayi'nin oynadığı oyun attığı goller gelir gelmez hemen skora katkı veriyor olması da doğru transferin bir kez daha altını çiziyor Galatasaray'da. Yani evet, enteresan oldu. İlk defa Batshuayi olmuyor bu. Etkisi. Tekrar ediliyor. Evet evet. Devam tekrar eden bir performansı var Batshuayi'nin. Dolayısıyla yani hücum hattını şey yapmış, Santfor mevkisini en azından kapatmış durumda olduğunu, hani bu maçın artı değeri olarak bize söyletiyor. Evet, o konucu da demişlerinde var. Diyor ki, işte tam şeyleri yapamadık, o yüzden hemen devre arası şeyi aldım, Hakim Ziyeh'i aldım. Evet. Onu da bloklar arasında topla buluşturup, orada da... Tam Hakim Ziyeh tarifidir. Tarifi, evet. Araba alır topu. Daha etkili, işte üretebilir miyiz diye aldık diyor.
Ondan sonra hakeme de göndermesi. Şeyi merak ediyorum. Ne diyorsun hocam Gabriel Sara'ya? Şu an daha 2-3 maç oldu ama. Hocam kötü oyuncu değil ama yani maliyeti çok fayda daha başka maliyet şeyler anlatıyor. Yani daha başka bir şey hayal ettiriyor doğal olarak. Yani evet, o maliyetinin karşılığını verecek gibi görünmüyor şu anda. Hiç umuyoruz yanılırız. Ben de umarım yani yanılırız. Ben mesafe kat edişinde bir sorun olabilir diyorum. Teknik kalitesi var adamın, var Sara'nın. Ama mesafe yani o 18'e çok fazla girmesi gereken bir mevki orası. Özellikle Torreira ile oynayınca. Evet. Çünkü öyle dediler. Hani Kerem işte daha fazla gitmiyor falan derken bu profil onu yapar mı? Soru işaretleri var açıkçası. Var ama acele etmemek gerekiyor. Tabii, daha hem sezonun başı hem Sara için başlangıç bu. Ülke değiştirdi. Bilmediği bir yere geldi. Biraz zaman vermek lazım. Belki fizik olarak daha gelecektir. Daha yukarı çıkacaktır. Yani hep söylüyorum topu oynatan kuvvet. Teknik kalitesi haza evet, ama kuvvetli olunca onu her şey yapamıyor. Real Madrid şey maçını izliyoruz bugün. Valladolid maçını izliyoruz. İlk devre yani bazı ikili mücadelelerde elimiz böyle bekliyoruz Arda bir şey yapacak diye. Evet. Hep böyle topu oynatan kuvvet dedim 45 dakika boyunca. Evet. Mesafeler açılınca Arda'nın bütün kalitesi ortaya çıktı. 5 tane şut attı. 5'i de gol olabilecek şeyler. 4 tane, 5 tane. Belki Sara için de bu geçerli olabilir. Top oynatan kuvvet diyoruz. Kuvvetlendiğinde, yani antrenmanı yediğinde, maç ritmi yakaladığında daha farklı olabilir. Ama şu ana kadarki görüntü verilen bonservisin karşılığı değil gibi duruyor. Ama çok iyi şeyler duyduk demiştiniz değil mi? İyi şeyler evet, duyduk arkadaşlarımızdan, evet, dostlarımızdan. O yüzden senin dediğin gibi fizik kalite olunca da onu daha çok mesafe kat eden bir oyuncuya dönüşebilir o teknik kalitesi. Ben biraz daha bekleyelim diyorum. Beklemek lazım. Peki. Hocam Marcao da geldi. Geldiğinde bu mu dendi? 4.5 verilir mi dendi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bazen böyle oluyor. Oluyor tabii. Bu kadar verilir mi dendi? 4.5'un kaç katını performans olarak da bonservis olarak da Galatasaray'a getirdi. Verdi çocuk Marcao. Belki acele etmeyelim. Gabriel Sara da belki böyle olacak, bilmiyoruz. Peki Jelert için de aynı şeyi söyleyebilir miyim? Hayır, söyleyemem. Hem birinci hem üçüncü golde, 1 ve 3 mü diye saydım, 1 ve 2. gol mü? Yani arıza verdi. Zor değil mi? Arıza verdi. Orada bir Sacha Boey performansı gördü. Sacha Boey bugün neler yaptı gördünüz mü hocam? Pazar günü. Bayern Münih maçında, evet, Wolfsburg maçında. Görmedim, izledim. Yani ilk golün asistini yaptı işte yani. Ha. Kendi kalelerine işte performansı şey gördü Galatasaray taraftarı sağ bekte. Yani çünkü istersen onunla kıyaslıyor tabii. İlla o kadar olacak diye bir şey yok. Ama akıllı bir Kaan Ayhan daha iyi oynar orayı diye düşünüyorum. Şimdi Barış'ı artık oraya getiremiyorsunuz. Hocanın demeçlerinde zaten Kaan Ayhan sık sık geçiyor. Öyle mi? Yani hoca dört gözle bekliyor Kaan Ayhan'ı. Bekliyor Kaan Ayhan'ı, evet. Çünkü Jelert biraz soru işaretleri gösterdi bana. Barış'ı artık çekemezsin geriye değil mi hocam? Hocam kolay değil. Tabii çocuğu da. Bir de yani şöyle bir durum var Jelert'in. Şimdi Galatasaray'ın rakibi sağdan geldi. Attı, yüksek attı. Orta attı. Hı-hı. Arka direkte kısa kalacak Jelert. Yani bu bir savunma zafiyeti bir. İkincisi çıkarken yanlış tercih, çarpan bir top. Yani Jelert çarptırdı. Oyun kuruculuğunda mı? İşte olmadı işte şeyde. İki golde de arıza verdi. Peki çabukluğu bir fark yaratmaz mı orada? Çabuk. Çabuk. Ama oyun bilgi, oyun aklı. Ama ısırgan bir çabuklukla. Evet. Sadece çabukluk arasında da bir fark var. Bekle de bir ısırgan çabukluk gerekiyor hocam. Evet. Savunmacılık şeyi kimliğinde oynuyorsan değil mi? O çabukluk tabii, sadece çabuk uçak yani olmuyor, yetmiyor. Rakibin içine girmeyecekse, ha, rakiple omuz omuza, kalça kalçaya gelmeyecekse, yani Sacha Boey tarifi üzerinden söylüyorum, olmayacaksa o çabukluk çok işe yaramıyor evet, bazen. Silah olmuyor. Evet. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın Lugano maçı gibi Galatasaray'da geçer. Young Boys. Young Boy yani karşısında belki mağlubuz belki 3-2 ama ben çok umutluyum iki takımda. Ben de umutluyum. Diyelim, maçların sonra edelim. Bu haftayı da izleyelim. Yani. Haftaya sana görüşelim hocam. Görüşelim. Konuşmak üzere. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Ya.
Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.